Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 31 Ocak 6 Şubat haftası haftalık burç yorumları videomuza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs> Herkese tekrardan merhabalar. Ben Duygu. Ee, bu haftanın burç yorumlarını konuşalım beraber. Arada bir hafta çekmeyince eksikliğini hissettim. Biraz yorgun hissediyordum. Mola için sizlerden özür diliyorum ama astrologunuzun bir tık tatile ihtiyacı vardı geçtiğimiz hafta için. Şimdi 31 Ocak, 31 Ocak haftasının yorumlarıyla karşınızdayım. Şubat ayına geldik. Bütün o Venüs Retrosu, Merkür Retrosu gerçekten enteresan bir ay geçirdik. Geçiriyoruz Ocak ayı için. Ee, şimdi Şubat ayına geçtiğimiz bu hafta ile beraber yeni ayla başlıyoruz haftamıza. Birincisi Venüs retrosu artık tamamlandı. Yani parayla ilgili olarak hem tedirginlikler, korkular, endişeler bir tık daha azalıyor. İlişkilerle ilgili olarak biraz daha zorluğun ya da daha yavaş akan, daha ağır akan temanın biraz bitmesi, tamamlanıyor. Biraz daha hareketlenmeye başlayacağız bu hafta itibariyle. Mars'ımız da artık ee, Oğlak burcunda. Venüsle Mars beraber hareket edecekler Şubat ayında bol miktarda. O yüzden ilişki ilişkilerimizi, parasal konularımızı, piyasaları hızlandıran bir tema karşımıza gelecek. O yüzden ihtiyaç duyduğumuz o hareketlenme geliyor. Bekleyin derim. Şimdi 1 Şubat Salı günü hemen sabaha karşı sabah çok erken saatlerde 08.46'da Ankara saatiyle 12 derecede Kova burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Demek ki bu ne anlama geliyor? Pazartesi günümüz kapanış fazında olan bir gün. Pazartesi haftanın ilk günü ama artık e-mailleri toparlama, işleri toparlama, evi toparlama, düzeni toparlama gibi biraz daha kendi içinde sa sakin ağır aksak geçen, arkadaşlıklar ve dostluklarla daha sohbetle geçen bir gün olur. Salı günü sabah erken saatlerde yeni ayımız var. Yeni ay büyük olayları ortaya çıkartmaz. Yeni ay tohum atma zamanlıdır. O yüzden başlamak istediğimiz harekete, geçmek istediğimiz konularda bizi destekler. Bu esnada Yeni ayımız 12. eve düşüyor. Ay e, an haritasında Merkürümüz de retro. O yüzden halen daha bana bu yeni ay böyle çok hızlı ve büyük ivmelenmeleri değil ama bir yenilenmeyi, yeni bir sayfa açmayı, özgürleşme isteğini, kuralları düzenlemeleri biraz daha anlatmakta. Satürn kavuşumlu bir yeni ay. E, yeni ayın da yükseleninde kova var. O yüzden özgürlükler teması Tekrardan gündeme gelecek bu yeni ay ile bu bir. İkincisi Kova burcu bu dereceleri ülkemiz haritasında biraz daha böyle ticari koşulları ve uluslararası hareketleri anlatıyor ama yine de Kova burcunun kendisi aslında bizim haritamız içinde vergiler, borçlar, ödemeler, parasal konularla ilgili büyük düzenlemeleri anlatan alandır, merkez bankası ve rezervleri anlatan alandır. Aynı zamanda 8. evimiz krizler, kayıplar ve vefat oranlarını anlatan taraf. Oğlak burcu çok pardon, Kova burcu ister istemez kanunlar, kurallar, düzenlemeler, yasalarla, toplumsal hak ve özgürlüklerle, internetle, dijital mecralarla, uzayla, astronomiyle çok bağlantılıdır. O yüzden bütün bu konularla ilgili konuşmalar, haberler, kararlar gelebilir. Ben çeşitli düzenlemelerin yapılacağını düşünüyorum çünkü Merkürümüz Kova burcunda yine Oğlak diyecektim. Merkürümüz Kova burcunda retro hareket yapıyorken biraz daha özgürlük temalarında daha doğrusu şeylerde, tedbirlerde biraz daha esnedik. Şimdi tekrardan bir hani bir ele alma, bir kural, bir düzenlemenin geleceğini düşünüyorum. Çok sert bir düzenleme değil bence bu ama yeni ayın Uranüs karesi var o yüzden beklenmedik bir karar karşımıza çıkabilir. Bütün bu bahsettiğim alanlarla ilgili olarak. Yani Gidip de bir para piyasalarında bir bir dalgalanma, bir hareketlenme bekleyebiliriz. E, bütün bu mevduat hesapları ya da başka bilimum e, finansal koşullarla ilgili e, bir karar ve düzenleme bekleyebiliriz. İnternet kesintileri, elektrik kesintileri olabilir farz-ı misal. Çok minik, e, çok büyük olacağını zannetmiyorum ama e, belki bir e, Uranüs boğada olduğu için deprem gibi bir şey toprak hareketlenmesi olabilir. Özgürlüklerle ilgili tekrardan bir kural ve düzenleme, bir hesap kitap, belki okullarla ilgili bir düzenleme olabilir. Dijital mecralar ve dijital mecralarda çalışan kişilerin finansal koşulları ile ilgili düzenlemeler olabilir. Bu kovalı Uranüs kareli şeyler bana birazcık daha heklenme, çeşitli dijital platformlarda problemlerin çıkması gibi ihtimalleri de düşündürtüyor. Böyle şeyler karşımıza çıkabilir. Bizler de gelecek hedeflerimiz. Akademik hayatla ilgili düzenlemeler yine okullar dedim biraz önce ama gelecek hedeflerimizle ilgili çeşitli bir konuşma bir ferahlama şunu yapayım böyle harekete geçeyim diye biraz daha böyle tekrardan kendimizi doğurma ihtiyacını getirecektir. 12. evde olduğu için yeni ay 12. ev sağlık koşullarıyla ve her türlü ıslah alanıyla yani rehabilitasyon merkezi de vardır bunun için hapishane de vardır gibi her türlü şeyle çeşitli alanla da ilgili düzenleme olabileceğini anlatır. Albali yıldızı ve Dorsum yıldızları eşlik ediyor. Yeni ayımıza Albali yıldızı biraz daha kötücül etkileri de olabilen bir yıldız. tehlikeli bir tehlikeli olaylar olabileceğine vefat ve idam teması diye söylüyor. Yani bunu hemen o şekilde almayalım ama tehlikeli olaylar olabileceğine işaret eden bir yanı var Albali yıldızının. Bunun haricinde ticari koşullarla ilgili çeşitli iyi şans getirebilecek alanlar olabileceğine de işaret eder. Doğrusum yıldızı kader çarkıyla ilgilidir. Yani daha çok kadersel olayların olacağı sürpriz ve beklenmedik durumlarla ya da fark edişlerle karşılaşacağımızı da anlatır yine bize bu doğrusum yıldızı. Uranüs karesi olduğu için yeni aya eşlik eden bizler de bir özgürleşme ve ferahlama halinde olacağız bence. Geçtiğimiz bir buçuk ayın dar boğazından sonra Tamam şu kararla çıktım böyle yapacağım şöyle harekete geçeceğim gibi bir böyle içsel bir şeyle çıkacağız diye düşünüyorum. Akabinde zaten 4 Şubat tarihinde Merkür'ümüz düz seyrine geçiyor. 4 Şubat durağan harekette çıkışta olduğu için halen daha biraz kritik enerjide olacaktır ama 5 Şubat'la beraber artık Cumartesi günüyle beraber iletişim mecralarımız, iletişimimiz, konuşmalarımız, kararlarımız daha netleşmeye daha iyi olmaya başlıyor. O yüzden haftanın artık böyle çoğunluğunda Merkür son derecelerde retrodan seyre geçiyor filan derken bir de plüto kavuşumlu bir halde biraz takıntılı davranabiliriz. Düşüncelerimizi tekrar tekrar aklımızda evirip çevirmemiz, belirli bir şeyleri nasıl yapacağımıza dair endişelerimizle, korkularımızla yüzleşmemiz olasıdır. Çok sert bir geçiş değil bu. Kendimizi de çevremizde üzmediğimiz sürece aslında derinleşerek yani görmediğimiz detayları görerek işin içinden çıkma şansı da verecektir bize. Ticari atılımlarda bulunmak için lütfen artık bu hafta sonu bekleyelim. Cuma günü bir geçsin. Ondan sonra araştırmalarımızı, konuşmalarımızı, girişimlerimizi yapalım derim. Şimdi haftanın içinde şöyle bir şeyimiz var. 3-4 Şubat tarihlerinde özellikle yani biraz daha Perşembe-Cuma günlerinde Mars'ın Jüpiter'le 60'lığı olacak. Hem yaptığımız işleri büyütme anlamında, girişimde bulunduğumuz, atılımda bulunduğumuz her şeyi büyütme anlamında destekleyici. Tam Merkür'ün böyle durağan olduğu enteresan döneme işaret ettiği için bence sıfırdan bir ticari girişim değil ama işleri büyütmek, e, harekete geçmek, eyleme geçmek, bir seyahate çıkmak, yolculuğa çıkmak anlamına bizi destekleyecek. Her zaman Mars Jüpiter açılarını ben bir yanıyla şöyle düşünüyorum. Jüpiter bir şeydir, manevi anlamda bize yol açan bir bilge kişidir bir gurudur, bir hocadır, bir eğitmendir aynı zamanda. O yüzden ruhsal anlamda bize iyi gelecek, gelişmemizi sağlayacak çeşitli kişiler, atılımlar, fırsatlar karşımıza çıkabilir. Yani belki öyle bir yere yolculuğa çıkarız, öyle bir şey gideriz ki fiziksel anlamda çok büyük ferahlık verir ya da bu çok içsel bir yolculuktur. Bir iki günlük şöyle bir kafamızı toplayacak, şöyle bir mola veririz ve oh be diye çıkarız işin içinden. Cumartesi, pazar günleri Kiron Karesi olacak Mars için. O yüzden biraz daha bencillikler temasıyla karşılaşacağız ister istemez Bazen biz harekete geçtiğimiz konularda bencillikle suçlanacağız ya da biz başkalarına bunu söylüyor olacağız. Çok sert, çok keskin, çok üzücü olacağını zannetmiyorum yine ama tabii ki bazen kazalara açıklık verebilir. Baş ağrısına açıklık yani baş ağrısına sebebiyet verebilir. Kazalara sebebiyet verebilir. Keskin aletlere dikkat etmeli. Biraz daha askeri temalarla ve liderlerin sert çıkışları ile ilgili. O yüzden buralarda ufak tefek daha büyük böyle bir gerginlik olabilir işin içinde. Bir de buna dikkat etmeliyiz diye söyleyeyim. Cumartesi günü aynı zamanda Güneş-Satürn kavuşumu var. E, hayatımız ve kendimizle ilgili bazı konularda somutlaşma, netleşme, kendimizi ifade etme imkanı tanıyacak gibi duruyor bizlere. E, büyük ve güçlü kişilerden destek alma, konuşma yapma anlamında da fırsatlar tanıyacaktır. Tabii ki bunun şöyle bir yanı var. Üstlendiğimiz bir sorumluluk, sırtlandığımız bir sorumluluk olduğu için de aşırı özgürlük temasını değil biraz daha bir yanıyla ciddiyet temasını verir bizlere. Ama ihtiyacımız olan bir ciddiyettir. Bu zaten bir günü anlatıyor. Umarım güzel kararlarla çıkarız diyeyim. Yeni ay olduğunu hatırlatayım. Yeni ay atılım yapma zamanıdır. İşlerimizi teknolojikleştirme, dijitalleştirme, yenileme, revize etme konusunda imkanlar sağlayacaktır bize. Yeni ayın olduğu günde değil zaten akabindeki böyle ilk gün geçtikten sonra atılımları tavsiye ederiz normalde. Bu sefer diyeceğim ki 4 Şubat tarihini bekleyelim. Ondan sonra girişimlerde bulunalım sevgili arkadaşlar. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar bu hafta pazartesi günü gün biraz daha durağan geçecek çünkü salı günü sabah erken saatlerde yeni ayımız var. Yeni ay öncesi bir başlangıç yapmak için çok uygun bir zaman dilimi değil Pazartesi günü elimizdeki işleri tamamlayarak devam edeceğiz. Salı sabah 8:46'da Kova burcundaki yeni ayımız size hedeflerinizde netleşmenize yardımcı olacak. E, geleceğe yönelik planlarınız, hedefleriniz, iş planlarınız e, ne nerededir, ne oluyordur, nasıl bir fayda sağlar, nasıl ilerlemek istiyorsunuz. Geçtiğimiz özellikle 2-3 haftadır buralarda Merkür retroları yaşandı vesaire derken düşündüğünüz planlamalar yaptığınız her şey size nasıl geliyor? Bunlar konusunda netleş olacaksınız. Aynı zamanda sosyal çevrenizle ilgili olarak da kim size iyi gelir? Kiminle hayatınıza devam etmek istersiniz? Arkadaşlarınızdan e, size iyi gelenler kimdir? Nedir? Ne oluyordur? Bir kararla çıkma ihtimaliniz yüksek. İşleriniz ve hedefleriniz için bir teknolojik dijital ekstra böyle yenilenerek bir yatırım yapma ihtimaliniz de oldukça yüksek aynı zamanda. Yeni ay dönemleri bir atılım yapma girişim girişim yapma zamanıdır. E, bu esnada bir merkürümüz var retro harekette. O yüzden hala daha daha eskilerden kalan yarım kalan kariyerle hedefle planlamayla sosyal çevrenizle görünüşünüzle ilgili bazı şeyler toplumdaki yerinizle ilgili bazı şeyler olmalı. Bunlarla ilgili kararlarınızı aldıktan sonra 4 Şubat'tan sonra yani Merkür düz sürene geçtikten sonra atılımda bulunmanızı tavsiye ederim. 4 Şubat günü Merkür'ümüz durağan olacaktır. O yüzden biraz daha böyle son dakika karar değişikliklerine açık olan bir gün 5 Şubat ve akabindeki dönemlerde girişimlerinize başlayabilirsiniz. Hafta içinde perşembeden cumartesiye kadar her türlü kariyerle ilgili, hedeflerinizle ilgili ya da ailenizdeki toplumundaki toplumdaki duruşunuz ve yerinizle ilgili her türlü atılımda büyümeye ve genişleme imkanınız olacak. Bu birazcık daha böyle hani dışarıdan bir destek, bir kaynak almak, bir fırsat bulmak, ilerlemek için adımlar atmak şeklinde yani çok katı adımlar olmayabilir. Ama ruhsal anlamda size bir ferahlık ve iyilik getirecek kesinlikle. Cumartesi, pazar günleri ise biraz daha fazla kendiniz ve kendi hayatınıza dair istekleriniz ile kariyerle ilgili ya da toplumla ilgili yapmak istedikleriniz arasında ufaktan sıkıştığınız bir süreç olabilir. İki tarafı birden idare etmek, enerjinizi neye harcayacağınızı bulmak çok kolay olmayabilir sizler için. Aile büyükleriyle tartışmadan ya da gerginlik yaşamadan süreci idare etmek daha iyi gelecektir. Cumartesi günü aslında aynı zamanda bir Güneş Satürn kavuşumumuz var. O yüzden sosyal çevrenizle ilgili son bir karar mekanizması sizi bekliyor. Aynı zamanda sosyal çevreniz içinde olan, güçlü bulduğunuz bazı kişilerden destek alabilir ve aslında fikirlerini sorarak kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz bu sürecin içinde. Umarım güzellikler getirir yeni ay. Bakalım neler olacak. Evet sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar, bu hafta salı günü sabah erken saatlerde kova burcu bir yeni ay meydana gelecek O yüzden Pazartesi günümüzü birazcık daha fazla elimizdeki işleri tamamlamak ve bitirmek için kullanabiliriz değerlendirebiliriz salı günü sabah erken saatlerinde olan yeni ayımız çalışan boğalarımız için kariyer alanına daha çok işaret etmekte Eğer çalışmıyorsak veya çalışıyorsak da aynı zamanda Tabii ki toplumdaki yerimiz ve duruşumuz demektir. Eşimizin ailesi, ailemiz ve iş arasındaki denge, beklentilerimiz ve ailenin beklentileri arasındaki denge gibi bir anlam taşır. O yüzden bir taraftan bütün aileleri ve olan biten her şeyi yönetme enerjisini getirecektir sizlere. Yeni ay ne demek? Yeni bir atılım, yeni bir fırsat, yeni bir girişim zamanı demek. Bu esnada bir Merkür Retromuz olacak, Uranüs Karemiz olacak. O yüzden halen daha gelecekle ilgili yapmak istediğimiz hayallerimiz ve umutlarımız ile hedef ve kariyer beklentilerimiz arasında o örtüşen, örtüşmeyen kısımları bulup çözümlemeye yönelik bazı böyle minik böyle pürüzler demeyeyim ama çözümlenecek ufak birkaç bir şeyimiz kalmış olmalı. Özgürlüğünüzü istediğiniz, yenilenme istediğiniz günlerden geçiyorsunuz. O yüzden kariyer ve çalışma alanında burayı bırakıp başka bir yere geçmek istiyorum, sektör değiştirmek istiyorum gibi kararlar ile süreçten çıkabilirsiniz. Hemen atılım yapmak için illaki bir koşturmanıza gerek yok ama görüşmeler, konuşmalar, yöneticilerden fikir almalar ya da bir değişim istiyorsanız bu neler olabilir buna yönelik kafa yorma zamanı olacaktır. Tabii ki ister istemez yine diyeyim çalışmıyorsak özellikle çalışıyorsak yine aynı şekilde belki eşle olan ailelerle olan dengeyi korumak biraz zor veya sıkıcı gelebilir. Her şeyden özgürleşmek istiyorum dediğiniz günler olabilir bugünler. Merkür retrosu olduğu için hayalleriniz konusunda biraz daha endişeli ya da bazen biraz daha takıntılı davranabilirsiniz bu sürecin içinde. Ancak Özellikle bir atılımda bulunacaksak 4 Şubat'ta geçsin 5'iyle beraber bunu yapalım. Çünkü 4 Şubat itibariyle Merkürümüz artık düz seyrine geçiyor. İletişim, konuşma, fikirlerimizi paylaşma anlamında bizleri rahatlatacak olan bir dönem başlayacak artık. 3 ve 5, 3 ve 5 Şubat arasında Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri. Mars Jüpiter atmışlığı var. O yüzden bu süreçte aslında sosyal çevremiz ve arkadaşlarımızdan destek alarak hayal, hayallerimizi, vizyonlarımızı genişletecek, büyütecek çeşitli girişimlerde bulunabiliriz. Kimimiz beraber arkadaşlarıyla bir şeyler yapar, bu iyi gelir. Kimisi beraber seyahate çıkar. Kimisi manevi anlamda iyi gelecek çeşitli gruplara dahil olur, eğitimlere girer. Belki yaratıcılıkla ilgili bir şeyler yapar. Yani daha keyifli hissedecek harekete geçeceğiniz, sosyal çevrenizi ve hayallerinizi de kapsayan bir alanları anlatıyor bize. Belki eğitimler için başvurular yapmak anlamında da destekleyici olabilir Merkür özellikle düzeldikten sonra cumartesi pazar günleri özellikle pazar günü ise biraz daha fazla aslında yapmak istedikleriniz ve şey arasında hani kontrolünüz dışındaki durumlar arasında bir pürüz diye göstermiş bu da ne demek belki bir şeylerde girişimde bulunmak istiyoruz ama koşullar elverişli değil bizim dışımızda bazı krizler var belki biraz baş ağrısı yaşıyoruz belki biraz işte kazalara meyilli olan bir gün yani bir tık daha böyle enerjimizi ve öfkemizi yönetmekte zorlanabileceğimiz bir hal var cumartesi Pazar günleri, Cumartes günü özellikle e, hafta sonu olmasına rağmen bir aile büyüğü ya da yönetici anlamında güvendiğimiz güçlü biriyle oturup konuşup birilerinden destek alıp hayallerimiz ve hedeflerimiz konusunda daha netleşerek çıkma ihtimalimiz var. Biraz ciddiyet teması var günün içinde. Umarım güzellikler getirir size bu yeni ay sevgili boğa burçları Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları haftaya salı günü sabah erken saatlerde kova burcundaki yeni ay ile başlıyoruz. 12 derecede olacak yeni ayımız. Pazartesi günü yeni ayın hemen öncesi olduğu için biraz daha böyle elimizdeki işleri bitirdiğimiz daha böyle dağınık bir enerjide olduğumuz kapanış zamanını anlatacak bize. Zaten sizin için hayaller, umutlar, bir hani geleceğe yönelik planlar işte e, inançlarımız, hayat amacımız gibi bir alanda olduğu için bu yeni ay biraz daha fazla böyle basın yayın falan da anlatır. Böyle televizyonları, sosyal medyaları falan anlatır. Biraz daha buralarla oyalanma ihtimalimiz var. işin açıkçası pazartesi günü. Ama salı sabah erken saatlerde yeni ayımız var. Halen daha Merkür Retrosu eşlik ediyor. O yüzden finansal koşullarla ilgili hesap kitabınız ya da eşinizle beraber var ise ortak kararlarınız konusundaki hesap kitabınız devam etmekte. Birazcık daha geleceğe yönelik hayal elleriniz Z'i ortaya koyarken kendi kontrolünüz dışındaki iniş çıkışlar veya durumlar maalesef gündemde Uranüs Kalesi olacak 12. evinizden yine de bir sanki yeni bir sayfa açmak gibi yeni bir eğitime girmek bir sosyal medya hesabı açmak bir ticari girişimde bulunmak bir seyahat istemek yani böyle bir yenilenme enerjisi taşıyor hayat size bütün girişimleriniz için 4 Şubat'ta Merkür Retrosu bitsin 5'e itibariyle olan zamanı değerlendirin derim 4'ü biraz daha kontrolsüz bir enerjide özellikle sizin için korkular, endişeler, tedirginlikler, krizler ve aynı zamanda ortak kararlar ve parasal koşullar alanını anlatıyor. Belki buralarda biraz iniş çıkışlar olabilir ister istemez dördün itibariyle. mars Jüpiter 60'lıklarımız olacak hafta içinde. O yüzden perşembeden cumartesiye kadar aslında biraz daha harekete geçerken daha rahat, daha keyifli, daha kendimizle ilgilenen bir halde olmak isteyeceğiz. Bu alan sizin için parasal konular, parasal koşullar, aile ve büyük aile büyükleriyle beraber alınan kararlar alanını ve kariyer hedeflerinizi anlatıyor. O yüzden kariyer hedefleriniz için çeşitli parasal ihtiyaçlarınızı bir elde etmek adına bir kredi, aileden destek gibi böyle şeylerin peşinden koşabilirsiniz. Veya eşinizle beraber, eşinizin ailesiyle beraber gelecek koşullarını konuşurken size ferah atacak imkanlar karşınıza çıkabilir büyütme enerjisi var burada e, bu gayet güzel cumartesi pazar günleri ise mars kiron karesi olacak e, hedeflerimiz ve finansal koşullarımız arasında bir uyuşmazlık olabilir sağlık anlamında bizi birazcık zorlayabilir İşte baş ağrısı vesaire filan gibi aynı zamanda tansiyon varsa tansiyon gibi aynı zamanda sosyal çevremizle belirli konularda anlaşamayabiliriz bir hafiften bir bencillikler bir pürüzler bir inatlaşmalar olabilir gibi duruyor cumartesi Güneş Satürn kavuşumu geleceğe yönelik inançlarınız, maneviyatınız, eğitimler, sosyal medyalar o biraz önce bahsettiğim yeni ay enerjisinin olduğu alanda bir netleşme teması getirecek size. Şöyle yapayım, böyle ilerleyeyim, budur doğru olan diye sağlamlaşarak işin içinden çıkacaksınız gibi duruyor sevgili ikizler burçları. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler bu hafta salı günü bir yeni ayımız var. Kova burcunda 8. evinizde yani finansal koşullarınızla ilgili eşiniz var ise ya da ortağınız var ise ya da erkek arkadaşınız kız arkadaşınız var ise beraberce alınan finansal koşullarla ilgili kararlar, aileyle bağlantılı kararlarla ilgili bir netleşme süreci getireceksiniz. Sağlık koşullarınızla ilgili de bazı şeyleri eğer ki krizleriniz var ise bir problem var ise netleşerek çıkmayı sağlayacak. Ancak bu sürecin içinde Salı günü yeni ay, pazartesi gün daha akışında bırakırız. Çok böyle büyük bir şeyler için atılım yapma motivasyonumuz olmayabilir. Yeni ay esnasında bir Uranüs karesi var ve aynı zamanda bir de Merkür retromuz var. O yüzden halen daha eşimiz, ortağımız, diğer kişilerle beraber geçmişten gelen bir meseleyi konuşuyor ve belirli kararları böyle alıp toparlamaya çalışıyor olmamız yüksek ihtimal. Bir diğer taraftan atılım yaparken yani eskilerle ilgili bir şeyleri çözümlüyoruz halen daha. Bir diğer taraftan hızlı bir koşullarda bir değişme, bir yenilenme, bir hızlı bir atak enerjisi verecek gibi duruyor bizlere. Ee, bu anlamda hani tam beklediğimiz rotadan değil de acaba şöyle mi diye biraz çark ederek ilerleme ihtimalimiz var. Yeni bir girişimde bulunmak için işte kredi çekeceğizdir, bir miras konusu vardır, bir dava süreçleri olacaktır, eşimizin finansal koşulları ile ilgili kararlar vardır gibi her neyse hayatımızdaki karşılığı. Yeni bir girişimde bulunmadan önce 4 Şubat'ın geçmesini bekleyelim. 4 Şubat'ta Merkür'ümüz durağan. burada fikirler, kararlar, konuşmalar değişebilir. 5'e itibariyle atılımda bulunmak için daha uygun olacak. Aynı zamanda perşembeden cumartesiye kadar Mars Jüpiter atmışlıkları var. Bu bize eşimizin ya da ortağımızın ya da erkek arkadaşımızın hayatında olumlu anlamda gelişmeler olacağına, ilerlemeye dair imkanlar olacağına işaret eder. Bu keyifli bir yerleşimdir. Bizler çeşitli ortaklıklar ve paydaşlıklar sayesinde bizi vizyon anlamında ilerletecek, ticari koşul, eğitim, sosyal medya anlamında ilerletecek çeşitli ortaklıklara dahil olabiliriz. Bir ilişkimiz yok ise de aslında biraz zamanı var. Ee, çok az zamanı var. Venüs-Mars kavuşumları olacak 14 Şubatlardan sonra 7. evinizde çok daha keyifli olacak aşk hayatınız ama bu da böyle bir ferahlama ve iyilik, bir tanışma görüşme konuşma bir ihtimal verebilir bu süreç. Şimdi pazar gününe baktığımızda özellikle cumartesi pazar günlerine baktığımızda Mars-Kiron karesi var. Ee, kariyerimiz gelecek hedeflerimiz, eşimiz var ise yine onların ailesi tarafında bazı konularda böyle ufak tefek pürüzlere işaret eder. Biraz gerginlikler, baş ağrıları, tartışmalar, belki partnerle anlaşmakta bazı sorunlar olabilir. Dikkatli yönetmeli. Cumartesi günü ise finansal koşullarımızla ilgili bir büyüktem destek almak, büyük bir karar almak bazı şeyleri somutlaştırmak enerjisi taşıyor. O yüzden bütün o yeni ayın üzerine oturup finansal koşullarımız ve sağlık koşullarımızla ilgili daha net, daha gerçekçi, daha sağlam bir konuşma, karar, netleşme süreci yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Bu süreçte sevgili yengeç burçları. Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar. Bu hafta enteresan bir hafta, sizin için enteresan bir hafta. Neden derseniz, Salı günü sabah saat 8.46'da Kova burcunda karşıt burcunuza bir yeni ay meydana gelecek. Pazartesi günü biraz daha sakin durağan geçebilir ancak salı günü itibariyle artık ikili ilişkiler, ortaklıklar, paydaşlıklar, diğer kişilerle olan ilişkileriniz bütün bunlarla ilgili yeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz hayatınızda. Halen daha Merkür retrosu olduğu için tamamlanması gereken özellikle iş hayatınız, günlük koşullarınız, günlük rutinleriniz, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili, sağlıkla ilgili tamamlanması gereken irili ufaklı mesele olabilir. Aklınızı taktığınız bazı şeyler olabilir. Yine de ilişkilerle ilgili yeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz. Uranüs karesi de var. Bazılarınız iş ortamı, çalışma koşulları, rekabetle ilgili değişim yapmak isteyecektir. Bazılarınız eşinizle olan ilişkiniz ve ailelerle ilgili böyle yeni bir hani yeni bir düzenleme diyeceğim buna. bazı konuları daha hafife alma, özgürleşme, bazı şeyleri bırakma, geride bırakma gibi bir enerji içinde olacaksınız. beklenmedik ve sürpriz başlangıçlara işaret edecektir ben çok böyle güçlü ve romantik bir enerji olarak görmüyorum henüz bunu çünkü Venüs evet düz geçti. Oğlak Burcu'nda ama 6. evinizde. Belki çalışma ortamından dikkatinizi çeken birileri olabilir yeni. Ee, eğer ki e, şeyseniz henüz bir ilişkiniz yok ise. Yine de böyle çok güçlü bir ilişki başlangıcı mı emin değilim ama yeni bir sayfa açmanızı artık yeni şeyleri hazırım demenizi ya da ilişkiniz içinde gerçekten bir şeyiz. Bir şeyleri toparladık düzenledik demenizi sağlayacak bir yeni ay bu. Ee, Merkürümüz eğer ki ortaklıklar yapacaksak yeni bir şey imza atacak isek Merkürümüz retro seyrinde 4 Şubat itibariyle düz seyrine dönüyor. 4'ü halen daha durağan ve kritik bir gün. Bazı böyle anlaşmazlıklar ve pürüzlere açık bir gün. 5'e itibariyle bazı şeyleri konuşmak, anlaşmak, çözümlemek için daha uygun enerjiler başlayacak. Hafta içinde Perşembeden Cumartesi'ye kadar Mars Jüpiter 60'lıkları var. Çalışma ortamındaki koşullarınızı iyileştirmek, sağlıkla ilgili bazı şeyleri toparlamak için daha uygun ve ferahlatan bir enerji olacaktır. Cumartesi, pazar biraz daha sert enerjiler var ister istemez. Sanki gelecek hedefleriniz, yapmak istedikleriniz, hayalleriniz ile günlük hayatın içinde çözümlenmesi gerekenler biraz birbiriyle uyuşmaz gibi duruyor. Yani halledilmesi gereken sorumluluklar var ama bir yandan da hayallerimiz var. E, bireysel olarak bir atılımda bulunmak istiyoruz. Nasıl olacak? Hani bu ikisini tam örtüştüremeyebiliriz. Bunun getirdiği bir pürüz olabilir ister istemez. Çok büyük değil. Ufaktan bir şey gibi düşünebilirsiniz. Cumartesi günü Güneş-Satürn kavuşumumuz var. Bu haftanın o ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili yenilenme enerjisine şöyle bir güzel üzerine şey yapıyor diyeyim hani cilalıyor, güzel bir etki getiriyor gibi düşünün. Ee, ne anlamda güzel? Böyle çok hani coşkulu anlamında değil, bir aslanın ihtiyaç duyduğu yoğun bir aşk tadında değil ama daha anlamlı bir karar almak, daha mantıklı bir yere getirmek, önemli bir konuşma yapmak adına güzel bir enerji taşıyor ister istemez. Ee, umarım güzellikler getirir bu yeni ay size. Hayatınızda şöyle güzel ve yeni sayfalar açmanızı destekler sevgili aslan burçları. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, sevgili Başak burçları bu hafta salı günü sabah erken saatlerde 8.46'da bir yeni ayımız var. Pazartesi gününü daha durağan, daha kendi halinde elimizdeki işleri bitirmek, tamamlamak, yoğunlukları halletmek için değerlendiririz. Özgür olmak istesek dahi. Özellikle sizin için çalışma ortamınız, günlük hayat koşullarınız, rutinleriniz, alışkanlıklarınız, çalışma ortamındaki arkadaşlıklarınız, organizasyon yapısı, düzen, ortamla ilgili bütün süreçleri ve aynı zamanda sağlıkla ilgili koşullarınız koşullarınızı anlatıyor. O yüzden hayatınızla ilgili, günlük hayatınızla ilgili biraz daha yenilenmeye işaret etmekte. Bazılarınız gerçekten işte uyandığı saat, yaptığı iş, düzen bunlarla ilgili bir e, yenilenmeyi ele alır. Biraz disipline olarak yeni almayı, yeni e, yenilenmeyi anlatacak bize Satürn var işin içinde. ve Uranüs karesi de var. Değişim yapmayı da getirecek yine ister istemez. Bazılarınızın organizasyon yapısında çalıştığı yerde görev tanımında, rol tanımında çeşitli değişimler olabilir. Kova yenilenme enerjisini anlattı için belki teknolojik bir atılımı bir değişimi de getirebilir iş ortamı içinde. Sağlığınızla ilgili beslenmeme dikkat edeyim, spor yapayım gibi böyle bir tık daha disiplin temasıyla beraber bir yenilenmeyi de getirebilir sizlere. Şimdi bu esnada Merkür retrosu var dördüncü çok pardon 5. evinizin içinde. O yüzden halen daha sizin nelerden keyif alıyorum teması. Ee, biraz daha cinsellik, aşk hayatı gibi daha böyle flörtöz yanı ve bir yandan da çocuklarla ilgili konularda halen daha konuşulan ve çözülmesi gereken şeyler olabilir. Farzım ister. Şu anda her birinizin haritasını tek tek bilmiyorum ama bu şöyle bile çalışabilir. Ee, belki çocuk sahibi olmak istiyoruzdur ve bununla ilgili e, belki bir doktorla görüşmek isteyeceğiz gibi. Çünkü halledilmesi gereken konu çocuklarla ilgili böyle geriden gelen bir konu ve sağlıkla ilgili bir atılımda bulunuyoruz bununla ilgili. Yani böyle tema birleştirmemiz gerekiyor bireysel hayatlarımıza bakarken. Bir diğer taraftan Merkür'ümüz 4 Şubat'ta düzlerine geçecek. 5'inde ilerlemeye başlıyor. O yüzden 5 Şubat'a kadar halen daha çözümlenmesi gereken geçmişe yönelik konular, konuşmalar, tedirginlikler, korkular ortaya çıkabilir. Takıntılı davranmayalım lütfen bugünlerde. Perşembeden cumartesiye kadar Mars Jüpiter atmışlıkları var. bütün bu istediklerimiz bizi mutlu etmesi gereken etsin dediğimiz konular, flörtlerimizle ilgili ilişkilerden yana destek ve kaynak alabiliriz. Başkaları bize önümüzü açabilir. Yani şunu neden yapmıyorsun, bununla neden ilgilenmiyorsun gibi kalben ruhen ilerlememizi sağlayacak çeşitli imkanlar karşımıza çıkacaktır. Cumartesi pazar günleri ise biraz işin içine finansal koşullar giriyor. Buradaki kısıtlar, engeller veya bizi yaralı hissettiren bazı temalar giriyor. Belki yapmak istediklerimiz var, para yeterli gelmiyor, belki bir ödeme çıkıyor karşımıza olabilir ya da gerçekten de çocuklar ve finans koşulları işte çocuklar hamilelik ve sağlık koşulları yapmak istediklerimiz hobilerimiz veya sağlık ve finansal koşullar birbiriyle çelişkili durmakta biraz baş ağrıları, gerginlikler, endişeler verebilir bu süreç. Cumartesi günü Güneş Satürn kavuşumu olacak. O yüzden yine iş ortamımız, çalışma düzenimize yönelik bir daha ciddi bir karar, bir somutlaştırma, büyük bir yöneticiyle bir karar ve konuşma yapma tadında bir etkisi olacaktır hafta sonu olmasına rağmen sevgili Başaklar. Evet sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler, sevgili Terazi burçları bu hafta Salı günü sabah erken saatlerde 08.46'da yeni bir bir yeni ayımız var. Yeni bir yeni ayımız var. Pazartesi günü biraz daha kapanış enerjisinde olacağız. O yüzden ister istemez daha hayatı akışında yaşadığımız bir gün olacaktır. Sizin için de hobileriniz, yetenekleriniz, hayatta sizi mutlu eden konular, çocuklar gibi temalarda bu kapanış enerjisi. O yüzden biraz daha böyle günlük şeylerle sizi mutlu eden detaylarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Salı günü sabah erken saatlerde olan yeni ayda bazılarınız için hobilerini mesleğe dönüştürme, yeni bir hobiye başlama, sahne ve kürsü önünde durmak için bir atılımda bulunma, Çocuklarla ilgili çeşitli girişimlerde bulunma, çocuklarla ilişkileri düzenleme, spekülatif yatırımlarla ilgili kararlar alma e, gibi flörtler ve aşklarla ilgili daha böyle dişten mecralardan anlık bir konuşmalar gibi şeylerde yeni bir başlangıcı vaat etmekte. Merkürümüz retro bu sürecin içinde. O yüzden halen daha ister istemez... E, daha önceden olan bazı konuşmalar, kararların üzerinden geçilmesi gerekecek. Aile içinde bazı alınan kararlar, konuşmalar, geçmişe yönelik bazı yapılan konuşmalar karşımıza çıkacak gibi duruyor bu sürecin içinde. 4 Şubat'ımızda 4 Şubat tarihinde Merkür'ümüz düz seyrine geçecek. Durağan olacak. 4 Şubat'ta geçsin. Ondan sonra atılımlarda bulunalım. Çünkü öncesinde halen daha karar değiştirmeye açık olduğumuz bir yanımız var. Perşembeden cumartesiye 3-4-5 Şubat tarihlerinde Mars Jüpiter 60'lıkları olacak. Aile içinde sağlıkla ilgili beklentilerimiz var ise iyileşme anlamına gelir bu. Aile ve evin koşullarını iyileştirecek çeşitli girişimlerde bulunabilme imkanını getirir. Biraz daha büyümeye işleme beraber hareket etme anlamında destekleyicidir. Aile içinde bir çatışmamız varsa bunları çözümlemek için de imkanlar sunar bizlere. Tabi Merkür'ün o durağanlığı falan tam o dönemlere denk geliyor. Konuşmaları doğru yönetmek gerekecek. Cumartesi pazar günü özellikle pazar günü Mars Kiron karesi yuvanın içindeki denge ve eşimizle partnerimizle olan denge arasında biraz pürüzlere işaret etmekte. Belki ev içinde bir uyuşmazlık, ailemizin beklentileri, ilişkinin beklentileri bu ikisinin arasındaki anlaşmazlık bizi birazcık zorlayabilir. Partnerimizi biraz bencil bulabiliriz bu sürecin içinde. Biraz daha böyle temkinli idare etmeliyiz günleri. Cumartesi günü aynı zamanda güneş satürn kavuşumu var. Bu ilişkiler ve çocuklarla ilgili bir kararda netleşmemizi sağlayacak olan somutlaştıracak bir güne işaret etmekte sevgili terazi burçları. Umarım güzellikler getirir sizlere. Evet sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrep burçları bu hafta salı günü sabah erken saatlerde 08.46'da bir yeni ayımız olacak. Sizin için eviniz, yuvanız, huzurunuz alanında olacak. Bu bazılarınız için anne baba ilişkileriyle ilgili bir konuya, anne ya da babanızın hayatındaki bir meseleye işaret edecektir. Bazılarınız için kendi eviniz ve yuvanız içindeki düzene işaret edecektir. Bazılarınız için ise eşinizle ilişkinizle o evin içindeki dengeye ve uyuma işaret edecektir. Çocukluğumuzu geçmişte olan şeyleri de yine bir ucundan anlatır bizlere ister istemez. Ee, şey, e, bu yeni ay Salı günü sabah oluyor, Pazartesi günü. O yüzden biraz daha belki evin içinde kalıp daha böyle kendi halimizde özgür olmak isteyeceğiz. İlk çalışma günü, tabii ki haftanın ilk günü. Evden işleri hallederek toparlamak isteyebiliriz. Yeni ay esnasında Merkürümüz retro harekette ve bir Uranüs karesi var. O yüzden ilişkilerle ilgili istikrarsızlığa işaret ediyor. Bir yanıyla, bir yanıyla da e, geçtiğimiz haftalarda aldığımız bazı kararların son kez üzerinden geçeceğimizi anlatmakta. Kendi fikirlerimiz. İsteklerimiz konusunda takıntılı davranabiliriz. Bu takıntı bizi zorlayabilir. O yüzden biraz daha yumuşak ve esnek kararlara ihtiyacımız var gibi duruyor bu sürecin içinde. Biraz ilişkilerle ilgili değişim teması önemli bu yeni ayda. Şimdi şey de belki böyle kangren olan bir şey bırakmak gibi falan kararlar da ay alabilirsiniz bence. Ama şöyle bir şeyimiz var. 4 Şubat'ta Merkür artık düz serine geçiyor. 4'ünde durağan harekette. O yüzden 5'i itibariyle bazı şeyler için bütün bu konuştuğumuz konulardaki girişimleriniz için harekete geçin öncesinde halen daha kararlarımız değişebilir ister istemez. Biraz daha böyle gözlemci kalmakta fayda var. Yakınlarımız, çevremiz, sosyal medyadan bir haberleşme konularında gündem açık. O yüzden çevremizle haberde yani böyle iletişim içinde olmak iyi gelecek bizlere. Perşembeden cumartesiye 3'ü ile 5'i arasındaki dönemde Mars Jüpiter 60'lıkları var. Bir seyahat, bir yolculuk, bir haberleşme, bize iyi gelecek bir konuşma, bir projeye başlangıç, yeteneklerimizi ortaya koyacak bir şey ifade etme anlamında destekleniyoruz. Gerçekten bir aşkımız, flörtümüz ile beraber yollara çıkma, sosyal medyadan bir haber alma, böyle hareket teması ama konuşmanın öte hareket teması var işin içinde. İyi gelecek gibi duruyor bizlere. Tabii ki cumartesi pazar, özellikle pazar günü biraz daha fazla e, işin içinde şey gibi olabilir hani e çalışma koşullarımız, sağlık koşullarımızla ilgili çeşitli bencilliklerle karşılaşabiliriz. Sağlığımızla ilgili baş ağrısı vesaire gibi bir problemimiz olabilir. Trafikte yolda dikkat etmeli. Şöyle hafiften pürüzlü bir enerji var. Burada cumartesi günü bu arada hayatımız ve ilişkilerimiz ve evimiz ve yuvamızla ilgili o bahsettiğim yeni aydan bir netleşerek bir kararla çıkıyor olacağız. Umarım güzellikler getirir sizlere. Artık retroları geride bırakıyoruz. Hayat hızlanmaya başlayacak. Yeni fırsatlar, yeni imkanlar gelecek karşımıza. Umarım güzellikler getirsin sizlere sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bu hafta salı günü sabah erken saatlerde bir yeni ayımız var Kova burcunda. Hemen öncesindeki pazartesi günü daha durağan geçecektir. O yüzden biraz daha kendimize dönmek istediğimiz ya da daha sakin, daha kendi düşüncelerimize dalmak istediğimiz, öyle geçireceğimiz bir gün olabilir. Yeni ayımız fikirler, konuşmalar, düşünceler alanında oluyor. O yüzden bazı kararlarınızda daha hani karar ve konuşma mekanizması anlamında çalışacak bu yeni ay sizde. Kararlarınız konusunda netleşebilirsiniz. Yeni bir fikir, yeni bir proje, yeni bir anlaşma, belki bir işi gerçekten projeleştiriyor olma, bir seyahat planı, iletişim bacağı, sosyal medyayı nasıl yöneteceğiniz, kısa vadeli bir eğitim, bütün bunların ile ilgili daha netleşmenizi sağlayacak bir enerji var. yeni ay esnasında Merkür retro halen daha. O yüzden işin finansal bacağı ile ilgili olarak neyi nasıl yapacağınıza dair bazı hala halen daha böyle ağır aksak giden tam oturmamış kısımlar olabilir ya da endişeleriniz olabilir. Aynı zaman Yeni Ay'a bir Uranüs Karesi eşlik etmekte. O yüzden bütün bu süreç çalışma düzeninize, günlük hayatınıza, beraber çalıştığınız arkadaşlarınızla olan ilişkinize nasıl yansıyacağını daha çok planlıyor, görme, görmeye çalışıyor. Buradaki değişimleri yönetmeye çalışıyor olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili beklediğiniz bazı şeyler var ise burada çeşitli konuşmalar, kararlar, tedavi süreçleriyle ilgili planlamalar söz konusu olabilir sevgili yay buçları. Ee, yeni Ay esnasında Merkür Retro demiştim. 4 Şubat'a kadar retromuz devam ediyor. Dördünde durağan olacak. O yüzden 5 Şubat itibariyle artık girişimlerinizi daha net duyurmaya başlayabilirsiniz. Öncesindeki enerji biraz daha planlama, konuşma, görüşme enerjisi olacaktır. İster istemez. Dördü hatta biraz daha finansal konularla ilgili şöyle anlık bir değişim getirebilir gibi duruyor bizlere. Mars Kiron karemiz var. Cumartesi, pazar günlerinde. O yüzden finansal koşullarımızla ilgili olarak ve e, aşk ilişkiler flörtler çocuklar hobilerimizle ilgili olarak bazı örtüşmeyen konular olabilir. Bazen şöyle olabiliyor değer duygumuz, öz değer duygumuz ve ilişkiler teması birbiriyle örtüşmüyor. Yani karşımdaki kişinin şöyle şöyle yaptığını görüyorum ama ben bunu hak ediyorum, hak etmiyorum. Bunun için mücadele etmeliyim, etmemeliyim gibi bazı temalar da karşımıza çıkabiliyor. Biraz ameliyatları, operasyonlara, sağlık temalarına işaret ettiği için çocuklarda böyle düşme, kalkma, kaza vesaire bir tık daha açık olabilir. Daha kontrollü olmak, baş ağrılarına daha açık olabilir. Daha kontrollü olmak iyi olacak bu anlamda. Cumartesi günü Güneş-Satürn kavuşumu var. Bir büyüğünüz ile bir bilge ve güçlü bulduğunuz, e, deneyimli bulduğunuz birileriyle konuşup bazı kararlarınızı daha net somutlaştırabilirsiniz. Özellikle bütün bu bahsettiğim eğitimler, projeler, seyahatler vesaire gibi konular alanında. Umarım da güzellikler getirir sizlere sevgili yay burçları. Evet sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Venüsümüz düz serine geçti. Mars burcunuza geçti. Artık önümüzdeki günlerde Venüs ve Mars beraber hareket edecekler. Uranüs'ten destek alacaklar ikili ilişkiler, aşk hayatınız, dış görünüşünüz, kendinizi ifade etmenizle ilgili birçok konuda sizi hızlandıracak ve destekleyecekler. 14 Şubat sonrasındaki dönem keyifli olacak sizin için. Şubat'ın ikinci yarısı boyunca. O yüzden bugünlerde hafif hafif enerjisini hissetmeye başlarsınız. Şimdi salı günü sabah erken saatlerde bir yeni ay var. Bu yeni ay parasal koşullar alanınızda. Pazartesi günü daha durağan ya da daha biraz daha hesap kitapla içe dönük bir enerjiyle geçebilir. Salı günü sabah erken saatlerdeki yeni aile beraber artık finansal anlamda nasıl büyümek istersiniz, atılımlarınız nedir, neyi nasıl yaparsınız gibi birçok konuda size bir karar, bir yenilenme, bir büyüme enerjisi taşıyacaktır. İster istemez. Bu sürecin içinde halen daha Merkür Retrosu devam ediyor olacak. O yüzden kendiniz ve hayatınız, koşullarınız yapmak istediklerinizle ilgili halen daha böyle ağır aksak giden ya da karar almanız gereken birkaç mesele olabilir. O yüzden finansal koşullarda girişim ve atılımlarınızı 4 Şubat sonrasında yapmanızda fayda var. 4'ünde de Merkür, Durağım 5 Şubat sonrasında yapmanızda fayda var sevgili arkadaşlar. Hafta boyunca Mars, Jüpiter atmışlıklarımız olacak. Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerinde bu size çok iyi gelecek. Çünkü bir seyahate çıkabilir. Kendinizi ifade etmek için bir girişimde bulunabilir. Yakınlarınızla ilişkilerinizi düzeltebilir. Kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz. Biraz para harcatabilir bu geçiş ama ruhsal anlamda, manevi anlamda sizi çok güçlendirecek ve hızlandıracak, büyütecek bir gelişme. Tabii ki arasında tam 4 Şubat'ta Merkür'ümüz durağan olduğu için konuşmalar ve kararlarda takıntılı davranırsak zorlanabiliriz. Onun haricinde daha rahat geçecektir. Cumartesi pazar günü özellikle pazar günü ama evin içindeki, yuvanın içindeki bazı dengeleri oturtmak çok kolay olmayabilir. Yani anne babayla bir anlaşmazlık olabilir. Evin içinde bir şey bozulabilir, bir problem çıkabilir. Belki eşimizle, partnerimizle, aile içindeki, ev içindeki dengeyi oturtmakta ufak pürüzlerimiz olabilir. Bencillik teması, hızla olan hareketlerde bir problem çıkması, biraz ateş, kesici aletlerle ilgili bir problem teması söz konusu. Cumartesi günü aynı zamanda güneş Satürn kavuşumumuz var. Parasal koşullarınızla ilgili bu yeni ayın getirdiği atılımla beraber bir kararla çıkacaksınız. Şöyle yapalım, böyle harekete geçelim diye. Bu size iyi gelecek sevgili oğlak burçları. Daha deneyimli kişilerden destek alabilirsiniz bu süreçte. Evet, sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar bu hafta burcunuzda bir yeni ay meydana gelecek. Artık retroların çoğu bitti. Özellikle 12. evinizdeki Venüs retrosu tamamlandı. Bu size iyi gelmiş olmalı. Yani ilişkiler ve para konusunda ağır aksak giden, sağlık konusunda sizi birazcık daha sekteye uğratan birçok konuda çözümleme başlayacak. Tabi Mars 12. evinizde 6 Mart'a kadar böyle olacak. Venüs ve Mars beraber 12. evinizde ilerleyecek. O yüzden ilişkiler ve para konusunda atılım ve girişim ve büyüme zamanıdır bu aslında ama kapalı alanınızda olacağı için belki biraz daha girişimleri gizli tutmak. Belki biraz daha platonik ilişkiler, girişimler temasını karşımıza getirebilir. Gizli tutma temasını getirebilir. Veya aynı zamanda bir planlama yapma enerjisini getirir. Atılımda bulunmak 6 Mart sonrası olacaktır. Daha büyük atılımlarda bulunmak. Çünkü bu haftaya baktığımızda güneş artık sizin burcunuzda hareket ediyor. Mutlu yıllar bu anlamda. Ve salı günü sabah erken saatler 46 08.46'da burcunuzda bir yeni ay meydana gelecek. O yüzden halen daha daha büyük atılım 6 Mart sonrası gibi dursa dahi bu aslında yeni ay bir hani planlama, tohumları ekme, yeni bir sayfa açma anlamında sizi destekleyecek. Yani yeni bir sayfayı açmaya başlıyoruz. 6 Mart sonrasında büyütmeye başlayacağız birçok şeyi. E, Pazartesi günü daha kapanış enerjisi o yüzden hayatınızla ilgili birçok şeyi gözden geçirdiğiniz bir gün olabilir. Salı günü sabah yeni ayımız var. Bu esnada Merkür Retrosu var. Halen daha çözümlenmesi gereken bazı irili ufaklı konular e, daha detayını bilmediğiniz ama öğrenmeye çalıştığınız bazı meseleler söz konusu olacaktır. 12. evimizde gizli alanımızda arkamızdan dönen konuları öğrenmek, konuşmaları duymak Endişelerimiz, tedirginliklerimiz, ruh halimizle ilgili bir şeyleri çözmek istemek gibi bir enerjisi var bir tarafta. Bir diğer tarafta ise Uranüs kareli. E, hayatımız, yuvamız, düzenimiz, e, evimizdeki birçok konuyla ilgili bir atılım, bir girişim, bir yenilenme temasına ihtiyaç duyacağız. Diyeceksiniz ki ben şöyle istiyorum artık. Satürn enerjisi var. Somutlaştırmak, büyütmek, adımları ortaya koymak isteyeceksiniz. Buna karar verdim. Şöyle yapacağım gibi bir hal olacak. Dediğim gibi yakın vadedeki tohumları ekmek için dahi Merkür retrosu bitsin 5 şubatı bir bekleyelim 4 Şubat'ta bitiyor durağan hale geçiyor 5 Şubat itibariyle konuşmalara görüşmelere, girişimlere başlayalım akabinde zaten bu bu ay konuşmalar görüşmeler ve atılımlar 6 Mart sonrası ise gerçek anlamda harekete geçme enerjisi olacak sevgili kova burçları şimdi Perşembeden cumartesiye kadar olan dönemde parasal konularla ilgili çeşitli böyle ilahi adalet, fırsat, imkan diye gösteriyor. O yüzden bize e, kaynaklarımızla ilgili ucundan tutacak bir imkanlar, fırsatlar karşımıza geçer. Çok büyük şeyler değil bunlar. Biraz daha kendimiz de manevi anlamda iyi hissetmek için para harcayabiliriz bu dönemlerde. E, parasal temaları anlatıyor. E, cumartesi, pazar özellikle pazar günlerinde yakınlarımızla olan ilişkilerimizde arada irili ufaklı problemler olabilir. İletişimsel bir pürüz olabilir. Birçoğumuz böyle bir dönemden geçiyor olacağız zaten. Yakınlarımızı biraz bencil bulabiliriz bu süreçte. Baş ağrılarına sebep olabilir. Baş ağrılarına dikkat edelim. Biraz daha böyle şey gibi hani duyguların, düşüncelerin ortaya çıktığı bir gün olacak gibi duruyor. Harekete geçerken hızlı hareket etmek bizi zarara uğratabilir. yani bir yere çarparız, ederiz filan. Cumartesi günü ise Güneş-Satürn kavuşumu olacak. Burcunuzda burası Yeni Ay'dan sonra netleşerek, güçlü kişilerle konuşarak, sağlamlaşarak çıkma gününüz olacak. Böyle istiyorum. Budur diye böyle sorumluluklarınızı da alarak çıkacaksınız. Tabii bunun getirdiği ufaktan bir sıkışmışlık enerjisi olabilir. Bu büyük bir şey değil, gerekli olan bir şey. Bu sayede ilerleyeceksiniz sevgili sevgili kovalar. Umarım güzellikler getirir sizlere. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Bu hafta salı günü sabah erken saatlerde bir yeni ayımız var. Yeni ay 12. evinizde olacak, Kova burcunda olacak. E, Venüsümüz düz seyrine geçti. Sosyal ilişkileriniz, hedefleriniz, gelecek planlarınız anlamına daha ılımlı bir dönem başlıyor. Mars yine Oğlak burcunda. Yine sizin için sosyalleşme, çevreniz, gelecek hedefleriniz alanında ilerlemeye başladı. Şubat'ın ikinci yarısı itibariyle çok güzel zamanlar başlayacak. Yeni insanlarla tanışma, dışarı çıkma, böyle bir sürü planlar yapma enerjisi başlayacak. Öncesindeki toparlanma evresindeyiz. Şu anda e, yeni ayımız salı günü sabah erken saatlerde 12. evinizde olacak. Biraz daha kendi içinizde olduğunuz, daha sakin kalmak istediğiniz, e, yeni bir sayfa açmak istediğiniz bir tık daha detoks enerjisinde olduğunuz günlerden geçeceksiniz. Ruhsal anlamda kendimizi güçlü tutmak, bir şeyleri toparlamak, düzenlemek, iç dünyamızı derleyip toparlamak daha kıymetli olacak bugünlerde. Sizin sezonunuzun başlamasına az zaman kaldı. Mart ayında çok güzel bir yeni ay olacak burcunuzda. E dediğim gibi Şubat ortası itibariyle sosyalleşme enerjiniz de artıyor. O yüzden bütün bunlardan önce şöyle sakin kalıp ben hayattan ne isterim, beklentilerim neler, kendimi nasıl toparlarım, hedeflerim neler gibi konularla şöyle bir toparlanma enerjisinden geçeceksiniz. Bu yeni ay esnasında. Merkürümüz 11. evinizde hedefleriniz ve sosyal çevre alanında retro harekette. O yüzden dediğim gibi yenilenme öncesinde şöyle bir halen daha tamamlanılacak, yapılacak konuşmalar var. Çalıştığım iş, bulunduğum yer, iş imkanlarım hepsi benim için uygun yer mi, doğru ortamda mıyım gibi böyle birçok konuşma ve karar sürecinden geçeceksiniz gibi duruyor. Biraz daha endişeli olmanız çok normal. Bu süreç hepimizde biraz daha böyle kaygıyı arttıran bir dönem olacaktır. E, tabii ki bu temizlenme, arınma, toparlama, detoks yapma enerjisini özellikle 4 Şubat'tan sonra Merkür'ümüz 4'ünde düz seyrine geçiyor. Durağan harekette olacak. 5 Şubat'la beraber daha rahat yapmaya başlarsınız. O zamana kadar halen daha iç dünyanızla ilgili belki arkanızdan dönen konular, koşullar, kontrol edemediğiniz şeyler, hayatta kontrolümüz dışında ilerleyen meselelerle ilgili bir farkındalık sürecinden geçebilirsiniz. Bu süreçte 3-5 Şubat arasında yani Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerinde Mars-Jüpiter atmışlığı var. Hayatınızdaki koşullar iyileştirecek, ferahlamanızı sağlayacak, manevi anlamda sizi güçlendirmeyi destekleyecek çeşitli imkanlar, konuşmalar, yolculuklar, seyahatler olacaktır. Cumartesi, pazar günleri biraz daha öz değer duygumuz ve parasal koşullarımızla ilgili uğraştığımız bazı şeyler olabilir. Yani parasal bir harcadık, harcamadık, oldu, vardı, yoktu gibi bir konu. Ben bunu hak ediyorum, hak etmiyorum gibi içsel bir duygu olabilir. Biraz baş ağrıları yapabilir bugünler. Cumartesi günü 12. evinizde Güneş-Satürn kavuşumu olacak. Bizden daha büyük bir gerçek var, hayatın bir planı var gibi böyle bir farkındalık halinde olacağız. Ee, burası dediğim gibi sizin döneminize çok az zaman kaldı. Bunun öncesindeki son bir toparlama hali gibi düşünün ve neye ihtiyacınız olduğuna, hayattan beklentilerinizin neler olduğuna odaklanın bugünlerde. Çünkü atılımlarda bulunmanıza çok az zaman kaldı sevgili balık burçları. Umarım güzellikler getirir sizlere. Evet bir haftanın daha sonuna geldik. Umarım herkes için bu yeni ayımız güzellikler getirsin. Yeni fırsatlar, yeni kapılar açsın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs>